Credit Suisse artık yok. UBS tarafından satın alındı. 2 milyar dolara. Oysa cuma günü 7 milyar dolar piyasa değeri var gibi gözüküyordu. Sadece 2 milyar dolara. UBS bununla da yetinmedi. 100 milyar dolar da devletten nakit destek garantisi aldı. Ancak ben öyle bu işin içine girerim dedi. Benim tahminim başka bazı garantiler daha almıştır. Demek ki Credit Suisse'in içi hakikaten çok kötü durumdaydı. Piyasalar yarın açılışta bunu nasıl değerlendirirler öngörmek zor. Kötümser bakışta şöyle düşünebilirler. Ya bize 7 milyar dolar değeri var denen bankanın değeri alt üst 2 milyar dolarmış ki UBS'in ilk teklifi 1 milyar dolardı. Oradan sonra anladığım kadarıyla bir pazarlık döndü. UBS'e başka bir takım tavizler verildi. Öyle 2 milyar dolara gelinebildi. Yani bu herkesi korkutabilir ve bankacılık hisselerine buradan bir saldırı gelebilir. Bu bir opsiyon. İkinci bir bakış açısı da başımızda bir dert bitti. Bundan kurtuluyoruz, rahatlıyoruz olabilir. Hangisi tercih edecek bilmiyorum ama her şekilde bankacılıkta büyük sıkıntının olduğu belli. Öte yandan Amerika'da neler oluyor bitiyor. Orada da biliyorsunuz First Republic Bank topun ağzında, dördüncü banka batmak üzere olan. Geçen hafta büyük 11 banka oraya gidip mevduat para yatırdılar müşteri gibi güven telkin etmek için. Devlet likidite desteği sağladı. JP Morgan kredi hattı açtı. Ona rağmen para çıkışları sürdü. Cuma günü gelen haberler fena olmadığını durumunu söylüyor. Biraz sakinleşme var gibi. Bilmek biraz zor. Fakat bir sıkıntı var ki bugün dedikodulara göre Warren Buffett'la, ünlü yatırımcı Buffett'la Biden, Amerikan Başkanı ve bu batma riski olan küçük bankaların CEO'ları bir araya geldi. Gün boyunca uçaklar CEO'ları Buffett'a ve Biden'a taşıdılar. Bir toplantı yapıldı orada. Bir kurtarma harekatı belki. Bununla ilgili bir duyuru gelmedi. Ama biraz önce piyasaların pek de hoşuna gitmeyecek türden bir açıklama geldi. Merkez Bankası Başkanı Powell ve Hazine Başkanı Yellen beraber bir açıklama yaptılar. Dediler ki bizim bankalar çok sağlam durumda. Korkacak bir şey yok. Genellikle böyle bir şeyler söyleyince kötü sonuçlar olabiliyor. Bu Warren Buffett tarafıyla ilgili bir açıklama bilgi gelmedi. Buffett aslında 2008 krizinde de bir kurtarıcı gibi devreye girmişti. Goldman Sachs'a ve Bank of America'ya ciddi para koymuştu. Onun koyduğu paranın nakdi etkisi tabii önemli ama asıl büyük etkisi prestiji. Buffett gibi bir adam bu bankalara yatırım yapıyorsa demek ki bankalarda bir sorun yoktur duygusu yaratabilir. Benim tahminim bu çerçevede oynanıyor. Buffett tabii bu işten iyi de para kazanıyor çünkü bu stresli varlıklara yatırım yapıyor en kötü zamanlarında. O güçlü ismini kurtararak yatırım yaptığı için devletten de çok güzel teşvikler koparıyor, bir takım ayrıcalıklar koparıyor. Geçmişte de hep bunları yapmış. Parası da var. Belki olur. Gerçi bununla ilgili bugün bir haber gelmedi. Bütün bu gelişmeler ışığında yarın ne olacak? Vallahi bilmek zor. Ama bildiğimiz bir şey var. Bitcoin yükseliyor. 28 bini de geçti Bitcoin. 28.400-500 aralığına geldi. Ve yukarı gitmeye de devam ediyor. Güçlü alım var Bitcoin'de. Bunun sebepleri arasında bankacılık sektöründeki felaketi görüyor yatırımcıların bir bölümü ve dışarıda biraz paramız olsun diyorlar. İşte biraz böyle popüler bazı tweetler var. Çok detayına gitmek istemiyorum. Bitcoin 1 milyon dolara gidecek diye. Onlar biraz heyecanlandırıyor piyasaları ama her şekilde şunu görüyoruz. Geleneksel finansal sistem dökülüyor. Ancak çok büyük kurtarmalarla ayakta kalabiliyor. İnanılmaz bir de dejenere bir sektör bu. Mesela First Republic Bank'ı kurtarmak için 11 büyük banka oraya mevduat yatırınca ne olmuş? İçerideki yöneticiler kendini prim almışlar. Yani hakikaten delilik bu. Amerika'da finansal sistemin çok regüle edilmesi gerekiyor. Üst grupta, üst büyük bankalardaki regülasyon 2008 krizinden sonra epey güçlenmiş durumda. Fakat şu anda bu batmakta olan bankaların regülasyonu pek kuvvetli değil. Mesela ses testine girmiyorlarmış gibi. Bunu da Trump zamanında yapmış. Bunların regülasyonunu gevşetmiş. O sektörde o yüzden sorun devam ediyor. Bu gelecek haftaki Fed toplantısına nasıl yansır beraber göreceğiz. Bir yandan şöyle bir şey de var. Bu bankalar artık kredi veremez hale geliyorlar yavaş yavaş küçük bankalar. Bu da deflasyonist yani enflasyon düşücü bir etkiye sahip. Fed'in elini biraz rahatlatır bile belki. Enflasyonun kendi kendine düşmesinin önünü açıyor olabilir. Görüyorsunuz saat şu anda 11.30. Biraz önce YouTube kanal üyeleriyle ortak bir toplantı yaptık. Canlı etkinlik. Piyasayı değerlendirdik. Yarın maalesef sizlerle beraber olamayacağım. İşlerim var, bir cenazemiz var. Görüşmek üzere. İnşallah hayırlı olur her şey. Çok zor bir haftaya giriyoruz. Bir yandan bu bankalardaki durumlar, bir yandan Fed toplantısı, faiz artışları. Bakalım neler olacak? Beraber göreceğiz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.